Efendim belki beni çok tanımıyorsunuzdur. Sadece LÖSEV isminin ön planda olmasını istedik hayatımız boyunca. Hiçbir zaman kendimiz ön plana çıkalım. Şan şöhret olsun gibi bir yaklaşımımız olmadı. Ben bir tıp doktoruyum. Öncelikle hayat hikayemde doktor olmak istememle başlamıştır. Sonra çocuk doktoru olmak istedim. Çocuk doktoru oldum. Arkasından da Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde çocuk hematoloji onkoloji ihtisası yaptım. Bu mesleğe başladım. Başladığımız günler 90'lı yıllarda ne yazık ki çok kabus gibi günlerdi. Hastalarımızın hemen hemen hepsini kaybettiğimiz yıllardı. Ve çare bulamıyorduk. Yatıyor, tedavi başlıyoruz. Yurt dışından gelen protokoller, ilaçlar uygulanıyor. Fakat her birisi 3 ay sonra, 6 ay sonra bir şekilde kaybediliyordu. Ve daha acısı sizlerle paylaşmak zorundayız ki bu çocuklar LÖSEV'den ölmüyorlardı. Bu çocuklar enfeksiyondan, hastane enfeksiyonundan kaybediliyor. Bu çocuklar kanamadan kaybediliyor. Bu çocuklar bakımsızlıktan, yemek yiyememekten, refakatçisizlikten, parasızlıktan kaybediliyor. Ve en büyüğü de, en kötüsü de umutsuzluktan, moralsizlikten, çaresizlikten kaybediliyordu. Ben öyle bir noktaya geldim ki ya bu mesleği bırakacaktım. Çünkü bir mimar olarak düşünün kendinizi, bir avukat olarak düşünün kendinizi. Yaptığınız bütün binalar yıkılıyor. Girdiğiniz bütün davaları kaybediyorsunuz. O mesleği yapmanın bir anlamı var mı? Ya bu mesleği bırakacaktım ya bir şeyler yapacaktım. Çok bedeller ödedim. O mesleği bırakmak yerine bir grup arkadaşımla el ele verdik. Bir masa, bir sandalye ve kocaman bir yürekle LÖSEV açtık. 1998 yılında. Tam bundan 25 sene önce. Hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler ve... Koştum geldim senin onlarına. İçimde yanan hasretinle batırıyorum senin yollarına. LÖSEV'in şirin babası Sayın Doktor Üstünezer'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Melek gibi bir insana, melek gibi bir mürekkep yapmışlar. Ne kadar güzel, değil mi? Teşekkür ederim. 21. yüzyılda, 2023 yılında bu kadar çağ dışı, bu kadar ilkel, bu kadar vahşi nasıl olabiliyorlar diye düşünmeden edemiyorum. Bir an önce bu savaşın bitmesini, bir an önce bu soykırımın bitmesini, bir an önce bu insanların refaha kavuşmalarını ve hatta bir vatan sahibi olmalarını diliyorum bütün kalplerine.